Herkese selam arkadaşlar. Trigonometride geldik 3. dersimize. Toplam fark biter mi? Bitmez tabii ki. Sinüs kosinüs bitti ama soru avcısında yaptık. Şimdi tanjantta toplam farkı yapacağız. Hocam böyle bebek adımlarıyla biraz ağır gitmiyor muyuz dersen? Bana doğruyu söyle şimdi. Sinüs kosinüs oturmadı mı? Bol bol örnek çözmedik mi? O soru bankalarını açtığında çatır çatır parçalamadın mı? Aynısını tanjant içinde yapmak istiyorsan bebek adımlarıyla, sağlam adımlarla, ispatlarla. Ama bol örnekle. Hazırsan, hazırsan başlayalım ama kalem, kağıt koyduysan bir de o klasik slogan. Gönder, gönder gelsin hocam. güzel arkadaşım sinüste kosinüste yaptığımız gibi tanjanta A artı b toplam formülünü anlatırken de ispat yapacağım. Sabret dinlersen de mutlu. Yok istemem dersen bir dakika ileri sar kaldığın yerden devam et. Ama biz ispat severlerle buradayız. Tanjanta A artı b. Şimdi biz bu formülü bilmiyoruz. Peki nereden yapacağız hocam dersen? Şöyle bir şey yapacağız arkadaşım. Kesir çizgisini çekeceğim. Tanjant dediğim şey sin bölü kos değil mi? Sin bölü kos. O zaman ben buraya yukarıya sin A artı B aşağıya da kos A artı B yazsam sen bir şey der misin? Elbettemezsin demezsin mi? Devam ediyorum. Peki biz bunların açılımlarını geçen ders öğrenmedik mi? Öğrendik. Gel bunları açalım seninle birlikte. Mesela sinüsün açılımı neydi? Sinüs paylaşımcıydı. Sinüs A, kosinüs B. Hem de tekrar etmiş oluyorsun böyle değil mi? Sinüs B çarpı kosinüs A. Her şey yalan. Tekrar efsane. Tekrar iyidir. Şimdi geldim kosinüs A artı B'yi açalım. Kosinüs A Kosinüs paylaşmıyordu. Bencil her şeyi kendine alıyordu. Ters adamdı. Artı diyorsun, eksi diyordu. Güzel. Sinüs A çarpı sinüs B. Bunların hepsi yazıldı mı? Tamam. Şimdi burada efsane bir şey yapacağız. Biz her tarafı şuna böleceğiz. Yani üst tarafı da, aşağı tarafı da böleceğimiz ifade şu. Kosinüs A çarpı kosinüs B'ye böleceğim. Yukarıdaki tüm elemanları da aşağıdaki tüm elemanları da. Şimdi daha net görmek isteyeceksin ya bir dakika hocam ben senin tam olarak ne demek istediğini anlamadım diyen arkadaş. Uzun uzun yazacağım harbiden ne yapayım artık yazalım bari. Hadi gel sinüs a çarpı kosinüs b artı sinüs b çarpı kosinüs a dedim. Alta geçtim şuraya bölü dedim. Dedim ya her şeyi kosinüs a çarpı kosinüs b'ye bölüyoruz. Yukarıyı yazdım. İndim aşağıya aynısını yazacağım kosinüs a çarpı kosinüs b idi. Eksi sinüs a çarpı sinüs b idi. Dedim ki bunu da böleceğim aynı ifadeye. Aynı ifadeyle bölünce yukarıyı da aşağıyı da ne olacaktır? İşlemin sonucu değişmeyecektir ama bizim için çok şey değişiyor. Baksana şuraya. Şimdi bak sol tarafı ayrı sadeleştireceğim. Sağ tarafı ayrı. İstersen renkli kalem alayım bak. Kosinüs a cırt. Aa kosinüs a yok orada. Pardon dur. Kosinüs b cırt. Kosinüs b cırt. Burada ne kaldı sadece? Sin A bölü kos A kaldı. Dur bak istersen onu temize çekeyim. Yukarıda sin A bölü kos A kaldı. Artı dedim yola devam ediyorum. Şimdi bu tarafa geçtim. Gel orayı da yeşille yapalım. Kos A sadeleşir. Kos A sadeleşir. Sin B bölü kos B kalır. Sin B bölü kos B kalır. Anlıyorsun değil mi ne yaptığımı? Problem yok. Hadi gel o zaman devam ediyorum. Şimdi bak sırayla biliyoruz. Bu sırayla bölüyoruz muhabbetini anladım bence ya, değil mi? Hani burada kalp metodu yapıyoruz. Bizi izleyenler bilir. Sevenlerimiz bilir dermiş. Hadi gel, gel. Şimdi ben ne yapıyordum? Kosinüs sağlar gitti bak burada. Burada ne kaldı? Aa, bir dakika. Kosinüs sağlar gitti. E, bitti mi? Kosinüs B'ler gitti. Her şey sadeleşti. Burada ne kaldı? Bir kaldı. Eksi dedim yan tarafa geçtim. Bakalım burada kimler gidiyor. Hiçbir şey gitmiyor. Gitmiyor ama şöyle bir güzelliği var buranın. Bak burada şu bölü şu oluşuyor. Bunlar da güzel ifadeler. geldi yazalım. Sinüs A bölü kosinüs A. Kabak gibi meydanda vallahi değil mi? Sinüs B bölü kosinüs B. Artık bitirme zamanı. Artık ispatı tamamlama zamanı. Biz neyi buluyoruz arkadaşım? Tanjant A artı B'yi buluyoruz. Eşittir dedim. Yukarıda ne var? Bak yukarıda şu arkadaş çok tanıdık. Kim bu? Söyle bana. Tanjant A değil mi bu? Bunun yerine tanjant A yazacağım ama biraz da güzel yazayım. Özeneyim. Tanjant A artı. geldi buraya. Sin B bölü kos B ne? O da tanjant B. Efsane bir formül çıkıyor. İndim aşağıya. 1 eksi. Ama artık eksinin nereden geldiğini biliyorsun değil mi? Kosinüs ters adamda o eksisi oradan geliyor. Ezber yok mantık var. Peki şuradaki ifadeye bak. Bu da tanjant A. Çarpı yanındaki ne? O da tanjant B. Demek ki tanjant A artı B'nin formülü buymuş. Çok takılma dur ezberleteceğim ben sana formülü. İspatı yaptık mı? Oldu mu? Gerçi ben bir dakika dedim ama 2-3 dakikanı yedim seninle. ha. Sağlam yedim hem de gel. Ama değdi. Tanjant A artı B artık formül belli. Formül var elimde. Hatta bunu çerçeve yaparım. Duvara arka tarafa asarım. Bizim muhabbetleri biliyorsun. Tanjant A artı B. Tanjant A. Artı tanjant B. Bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B'ye eşittir. Şimdi bunu kullanacağımız bir tane soru lazım bize. Tanjant 75. Isınma turları bunlar. Çok kasmadan rahat rahat çözeceğiz. Tanjant 75. Toplam formülünü kullanacağım. Kullanacağım kullanmasını ama öyle iki değer yazayım ki ben onların değerlerini bileyim. 30 da 45 sence bizim işimizi görür mü? Tabii ki görür. O zaman yazıyorum. Tanjant 75 yerine tanjant 30 artı 45 yazdım ki toplamı 75'e eşit. Tabi formülde yerine yazmak marifet. Tanjant 30 artı tanjant 45 yakaladın. İndim aşağıya. 1 eksi tanjant 30 çarpı tanjant 45. Formülü tıkır tıkır yazdım. Şimdi şimdi verilen değerleri bilip yazmam gerekiyor. Tanjant 30'u biliyorsun. Bizim 5 kardeş kuralımız vardı. İzlemeyenler muhakkak izle o dersi. Sol elini aç. Açtım. 30 dereceyi kapat. 30 buydu. 0, 0, 30, 45, 60, 90. 30'u kapattım. 1 bölü kök 3. 1 bölü kök 3 yazmıyoruz da biz. Ne yazıyorduk? Kök 3 bölü 3 yazıyorduk. Artı tanjant 45'in cevabı 1. İndim aşağıya. 1 eksi tanjant 30 az önce yazdım. Kök 3 bölü 3 çarpı tanjant 45 o da 1'di. Devam bakalım yola. Şunu toplayalım gelelim. Topladım yukarısı kök 3. Artı 3 kere 1'den 3 bölü 3. Şurayı topladım. Daha doğrusu çıkardım geldim. 3 eksi kök 3 bölü bölü 3. Sadeleşme var bak. Cırt sana sana temiz iş. Şöyle bir tur daha yazalım artık. Ama ben başka yazmayacağım. 3 artı kök 3 yazacağım yukarıya. Aşağıya da 3 eksi kök 3 yazacağım. Burada bitireceğim. Hocam daha düzenlenebilir. Ya yeter. Bizim amacımız formülü kullanmak mı? Formülü kullanmak. Tek başına böyle soru gelir mi? Zor. O arada da bir fırt çayımızdan aldık. Yola devam ama. Sorular çözeceğiz. Birlikte güzel sorular var bugün. Ama öncesinde tanjanta artı b'yi verdim. Toplam formülünü. Diyeceksin Fark formülü nerede? Sinüste fark formülünde ne yaptık? İspattan hatırla. Yine aynısını, aynısını yapacağız. Tanjantta o B gördüğün yere eksi B yazacağız. Bak tek tek yazalım. Ne kadar kolay geldiğini gör. Tanjant A artı eksi B. Devam ediyorum. Bir tur daha hepsini yazarım. Hiç merak etme. Tanjant A artı tanjant eksi B. Bak B gördüğüm yere eksi B yazıyorum. Ekstra falan hiçbir şey yapmıyorum. Tanjant A çarpı tanjant tanjant eksi be. Şimdi sana sorarlar. Derler ki sen daha öncesinden eğer biliyorsan tanjant eksi a değeri tanjant yutar mı kusar mı? Kosinüs yutar geri kalan alayı kusar. İçeriye eksi attığında bir tek onu kosinüs yok eder. Bak mesela kosinüs eksi a neye eşittir biliyor musun? Direkt kosinüs a'ya eşittir. Eksi yuttu soğurdu adeta. Ama tanjantta sinüste, kosinüste, kotanjantta böyle bir durum yok. Şimdi gel artık temize çekelim. Buradan ne geldi? Tanjant A eksi B'ye geldi. Eşittir dedim. Dur bir dakika daha güzel bir şey. şöyle düz çizelim. Şimdi daha güzel oldu. Şimdi tanjant A'yı aynen yazdım. Tamam. Eksiyi ne yaptın? Dışarı kustum. Burası ne oldu? Eksi tanjant A. A değil tabi B oldu. Burası tamam. İndim aşağıya. 1 dedim. Eksi diyecektim ama bu eksiyi dışarı kustuğum için bu oldu? Artı oldu. Tanjant A çarpı tanjant B dedim. Al sana dedim ispat. Al sana yepyeni bir kural daha. Az öncekinden çok farklı değil aslında. Dikkat et. Sadece şuradaki işaretler yer değiştirdi adeta. Tanjantın fark formülü de bu. Diyeceksin ki hocam. Kotanjantın formüllerini anlatacağım mı? Anlatacağız. Çok kısa değineceğiz ama bu ders değil öbür ders. Bilmesen de problem yok. Birazdan onunla ilgili sorular göreceksin. İnan bilmesen de problem yok. Halledeceğiz. Sen takıl peşimize. Yaklaş yanacıma. Kaldı. Tam 5 sayfa. Çünkü tam ortasındayız seninle birlikte. 10 sayfa toplamda. Biz 5. sayfadayız. Şöyle bir soru çıktı karşıma. Tanjant 5x tanjant x. 1 artı tanjant x artı tanjant 5x artı çarpı tanjant x. Ey güzel arkadaşım az önce yazdığımız formülü acaba kavradın mı? Kavramadın mı sorusu bu. Tanjant a'ya eksi b ne demek? Tanjant a eksi tanjant b 1 artı tanjant a çarpı tanjant b şeklinde yazılabilir. Yukarıdaki ifadeye baktım. Tıpkısının aynısı. Artık artık hiç uzatmanın anlamı yok. Direkt yazabilirim. Hocam bu aslında aynen öyle. 5x eksi x'in formülüdür. Hocam o da tanjant 4x'tir de böyle cevap mı olur? Bu kadar kısa olabilir mi? Vallahi bu kadar kısa. Ama işin özünü öğretmeye çalışıyoruz daha dur. Bununla ilgili de soru abisi çakacağız. Yapacağız yapacağız hepsini yapacağız. O zaman gönder gönder. Gelsin mi hocam? Hadi biraz yavaş yavaş tempoyu arttırıyoruz. Biraz daha güzel sağlam sorular çözmeye başlıyoruz. Ayaklar yere basmalı. Buradan nereye, nereye bakıyorsun hocam dersen. Ekrana baktım bir an kayıtta mıyım değil miyim korktum. Ondan öyle gözüm kayıyor arada. Şaşı falan sanma sonra. Yorumlara yazma hocam elin ayrı gözün ayrı hareket ediyor. Yazarsın sen vallahi yazarsın. Var öyle yazanlar. Tanjant x eşittir 5 olduğuna göre tanjant x artı 40. Yalnız öyle esprilisi de lazım bize be. Öyle motomont olmaz. espiri de şart. Tanjant x artı 45 ifadesinin değeri kaçtır? Güzel. Biz bu ifadenin açılımını biliyoruz. Onun açılımını yazarsak e, bu ifadenin sonucunu elde ederiz. Tanjant x artı 45 dedim eşittir. Şöyle aldım. Kesir çizgimi çektim. Dedim ki bu toplam formülü arkadaşım. Tanjant x artı tanjant 45. Var mı senin için problem? İn bir satır aşağıya gel buraya. 1 eksi tanjant x çarpı çarpı tanjant 45. Var mı problem? Burada da yok. O zaman. O zaman artık verilenleri yazalım. Ne dersin? Verilenleri yazdık mı bitecek çünkü mevzu. Şöyle temize çektim. Tanjant x kaçsın sen kardeşim? 2'sin. Yapıştırdım geçtim. 2 artı. Tanjant 45 mi? O da 1. Aşağı indim. 1 eksi. Tanjant x 2 idi. Tanjant 45 1'di. Artık artık bitirme zamanı. Hocam yukarıdan ne geliyor? 2 1 daha 3 gelir. Aşağıdan mı? 1 2'den 1 gelir. Doğru cevap. Doğru cevap eksi 3'tür sadece. Demek ki senin benden istediğin tanjant x artı 45'in cevabı eksi 3'müş güzel kardeşim. Bu kadarmış gerçekten. Çok kolay soru değil bak. Yani en azından düşünmen gerekiyor. Tam formülde yerine yazıyoruz ama sen diyeceksin ki şekilli şükürlü yok mu? Onlar da var. Hepsi sırayla. Gönder önce bu gelsin. Şimdi şöyle bir ifade geldi karşıma. Diyor ki bana tanjant x ifadesinin değerini bulur musun? Baktım sola sin x eksi 45. Sağa baktım 5 cos x eksi 45. Bir dakika ya. Bunların içerileri aynı. Fakat bu arkadaşlar birbirinden farklı biri sinli biri koslu. Gel bu ifadenin tamamını buraya alalım. Ama çarpım durumundaki bu ifade karşıya bölüm geçer. Bunu unutmayalım. Sinüs x eksi 45 dedim bölü dedim aşağıya geçtim kosinüs x eksi -45 45'i güzelce yazdım karşıda neye eşit diye kontrol ettim 5 e bir dakika ya bir dakika bir dakika bu ifade belli değil mi bu ifade aslında tanjant x eksi 45 olmaz mı oluyor gel bir daha temize çekeyim o zaman tanjant x eksi 45 eşittir 5 e bir dakika ben bunu açarım Fark formülü yeni öğrendim ben bunu. Açıyoruz birlikte. Tanjant x eksi tanjant 45 dedim. Yola devam ettim. 1 artı formülde yukarısı eksi ise aşağısı artı unutma. Tanjant x çarpı tanjant 45. O da eşittir 5. Tanjant 45'leri biliyorsun aslında sen kaç olduğunu. Bak bu tanjant 45 1 buradaki buradaki de 1 bur. Temize mi çekeyim? Yok yok çekmeyeyim. Tamam. İçler dışlar. Hadi gel yapalım. Tanjant x eksi 1 var. Sol tarafta çarptık. Bak burada 1 vardı. 1 ile çarpıldı. Şimdi 5 ile çarparak gel. 5 artı. 5 çarpı tanjant x. Olay bitmiştir be. Olay bitmiştir be. Bunu bu tarafa alacağım. Bu arkadaşı da bu tarafa alacağım. Bu bunun yanına gidince ne oldu? Eksi 6 oldu. Eşittir dedim. Bu arkadaş buraya gidince ne oldu? 4. Tanjant x dedim. Bakayım doğru mu yazdım? Hop, 4. Hiç problem yok. Her tarafı doğru da e böldüm. Eksi 6 bölü 4 eşittir tanjant x. Son kez, son kez yazıyorum, bitiriyorum. Son kez sadeleştirme. 2'ye böldüm eksi 3, 2'ye böldüm 2. Ye. Eksi 3 bölü 2 diyenler, helal, hoş olsun. Güzel soruydu be. Kaldı 3. 3 soru çözüyorum noktayı koyuyorum. Sonra soru avcısı patlatacağım. Gel. Tanjant x e eşittir 3 ise kotanjant pi bölü 4 eksi x ifadesinin değeri nedir? Ben ne dedim az önce? Dedim ki kotanjantın formülünü vermeden de çıkacak bütün sorular. Hiç problem yaşama sen. Ama ben ne yapacağım burada? Burada kotanjant değerini istiyor illa benden. Eyvallah tamam. Ben bunu bulacağım anladım. Pi bölü 4 eksi x. Şimdi bir hatırlatma yapayım ben sana. Kotanjant x dediğin ifade aslında 1 bölü tanjant x'e eşit değil mi kardeşim? Eşit. O zaman ben burada 1 bölü tanjant pi bölü 4 eksi x'i bulsam kabul etmeyecek misin yani? Edeceksin. Ben de diyeceğim ki hadi gel biz onu bulalım. Tanj Dur onu bulalım mı? Evet onu bulalım. Ne yanlış var? Hiçbir şey yanlış yok. Tamam. Tanjant pi bölü 4 eksi x. Açalım biliyorsun. Fark formülü. Güzelce açalım bunu. Tanjant pi bölü 4 eksi tanjant x. Az önceki soruya çok benzemiyor mu? 1 artı tanjant pi bölü 4 çarpı tanjant tanjant x. Pi bölü 4. 45 derece yapıştır. 1. Ve burada da 1. Buranın cevabı zaten bilmiyorsun. Bunu arıyorsun. Ama bunu biliyorsun değil mi? Bu 3'müş. Bu 3'müş. Bir tur temiz istiyor bebe. Bir tur temize çekiyoruz beraber. 1 eksi yukarıda 3'ü var hocam. İndim aşağıya. 1 artı. 1 artı. 3 kere 1'den 3'ümü yapıştırdım. Yukarıda ne gelir gençlik? Eksi 2 gelir. Tamamdır. 3 ya helal, olsun sana. Sanki harbiden sormuşum gibi cevap veren karşılıklı şu muhabbeti yapan arkadaşım. Elbette tanışacağız. Seninle bir gün bir yerlerde denk geleceğiz. Eksi 2 bölü 4. Eşittir dedim. Eksi 1 bölü 2. Neydi bu? Biz ne bulduk? Sen nesin? Ha sen şusun. Tanjant pi bölü 4 eksi x'in cevabını buldum. İşlem hatasımız yoksa harbiden temiz işçilik yaptık burada. İşçiliğimiz güzeldi. Ama bitmedi. Ben bunu arıyorum. 1 bölü eksi 1 bölü 2 ki o da eşittir. Kotanjant pi bölü 4 eksi x ifadesi eşittir. Ters çevirip çarptığında tertemiz bir eksi 2 gelir. Burada da noktayı koyarım. Ama artık derim yeter. Bunların şekillileri nerede hocam? İki tane şekilli soru var. Soru daha fazla olacak. Gönlünü rahat tut, hoş tut, iyi tut gel ama. Gel başlıyoruz. Şekilli sorular. Hmm, hiç sevmem. Çözelim mi? Hadi gel çözelim. Ya ben bu arada yudum yudum attım çayı yalnız ha. Şurası x. Benden de tanjant x istiyor. Ey güzel arkadaşım bak bu soruları çözümlerinde dikkat edilecek nokta neydi? Bakıyorsun x'e adam mı? <laughs> Bakıyorsun x'e nerede? Dik üçgenin içinde mi? Değil. Yani tek başına bir dikin içinde mi? Değil. O zaman onunla bir şeyip toplayacaksın ya da çıkaracaksın dik üçgen elde edeceksin. Dik üçgenin içinde olmasına bakacaksın. Misal bak ben gel buraya y açısı diyeyim. Geometride şöyle bir kural var. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan şuradaki açıya eşittir. X artı y dik üçgenin içinde mi? Dik üçgenin içinde. Y dik üçgenin içinde mi? Dik üçgen. bitmiştir sonra kardeşim. Nedir o zaman bu? Tanjant. X artı y. Tamam. Ben bunu yazabilirim. Artık toplam formülünü kullanacağım. Apaçık ortada. Ne yazacağım onun yerine? Tanjant x yazacağım tanjant y yazacağım. Aşağı ineceğim. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Formülü bir daha bir daha yazıyorum. Gerçekten oturacak bu formül. Şimdi artık değerleri yazma yerine. Tanjant x'i biliyor muyum? Hiçbir şey bilmiyoruz tanjant x ile ilgili. Tanjant x. Artı dedim tanjant y. Bak tanjant y dediğin ifade karşıda 3 var. Komşuda 5 var. 3 bölü 5. Tamam. İndim aşağıya. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y Tanjant Y'yi az önce yazmadım ben sana. 3 bölü 5. Peki bitmedi. Tanjant X artı Y'yi de biliyorum ben. X artı Y burası bak. X artı Y X'in karşısı 3. Kom, pardon X artı Y'nin karşısı 3. Komsu, komsu 4. Onu da yazıyorum. 3 bölü 4. İşlemleri yapacağım olayı bitireceğim. Şunu da şunu bir toplayalım bak burada. 5 tanjant X artı 3 bölü 5. Bitmedi. Çarpı. Birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilir çarpılır. 5 eksi. Bununla bu çarpıldı bak buradan. 3. Allah o nasıl bir A'dır ya. Tanjant x yukarıda 5. Aman diyeyim çok kritik sayılar. İşlem hatası yapmamak için elimden geleni yapıyorum. Cırt sana cırt sana. Yap bir de işler dışlar. 4 ile çarptım. 4 ama çok etrafı siyahtı. Niye maviye döneyim ki? 4 kere 5. 20 tanjant x. Artı 3 kere 4. 12. Geldim buraya 3 ile 3 kere 5 15. Eksi 9 tanjant x. Tanjantları bir tarafa karşıya attım. Burada 29 tane tanjant x oldu ve sağlam. Bunu bu tarafa attım. 3 oldu. Soruyu bitirme zamanı dedim. Tanjant x eşittir. 3 bölü. 3 bölü 29. Benden de bunu istiyordu. Alın teri var bu soruda. Canavar gibi bir soruydu. İşlem hatasız atlattıysak ne mutlu bize. Dur çayı sonra içerim artık. Son soruya gelmişim. Son soruya kadar getirmişim seni burada. Bitirmeden olmaz. Ama son kez. Ne diyoruz birlikte? O sihirli kelime. Enerji tavan yola devam mı? Gönder gelsin mi? Enerji tavan yola devam. Tamam. Enerji tavan yola yola devam arkadaşım. Kaldığım yerden devam ediyorum. 10 numaralı ve son soru. Kotanjant x'i istiyor. Baktım kotanjant X burada. Dedim ya bir üçgenin içine atacaksın. Atamıyorsan etraftan yararlanacaksın. Misal. Burası bağırıyor bana A de. Bana B de. Benden şunu yazmamı bekliyor olabilirsin. A artı B artı X kaç derecedir? 90 derece. Ben kimi arıyorum? Kot X'i. X'i yalnız bırak diye bağırıyor soru. X'i yalnız bıraktım. 90. Bu arkadaşı aldım bak. Kalıp halinde karşıya attım. 90 x A artı B. Şimdi ne istediğini söyle. Kotanjant x'i. Tamam da ben kotanjantın yerine artık bunu yazıyormuşum. 90 eksi a artı b yazıyormuşum. Kaçıncı bölgede? Birinci bölgede. 90 varsa ne oluyordu hatırla. İsim değişir. İsim değiştirdim. Tanjant a artı b. Ey güzel arkadaş. Kotanjant x tanjant a artı b'ye eşit. Benim artık sadece tanjant a artı b'yi ye hesaplamam yeterli. Hesaplayalım birlikte tanjant a artı b eşittir dedim. Geldim buraya. Formülü biliyorsun. Tanjant a artı tanjant b yazayım mı? Hadi yaz. Hadi yaz be hocam. Ne de olsa bu son soru. Hakkını ver bitir. 1 eksi tanjant a çarpı tanjant. Ben bazen bu formülü yazmadım sanki eksik yapmışım gibi hissediyorum. Yani yaptın mı bir şeyi tam yap derler ya. Formülüne kadar yazacağım gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen de aynısını hissediyor musun? Şimdi gel tanjant a'yı bulacağım sana. Burası 7 idi. Burası 3'tü. Bu bir kareydi. Buraya 4 kaldı. Kabul. Burası da 7 bu arada. Onu da hatırlatayım. A'nın karşısı kaç? 4. O zaman ben şuraya ne yazacağım? Tanjant A için 7 bölü 4. Geldim tanjant B ifadesine. B tanjant B karşı bölü komşu 3 bölü 7 Şimdi işlemleri yapalım olayı bitirelim Tanjant A 4 bölü 7 idi Tanjant B 3 bölü 7 Bunları yazdım İşlemleri yapacağım gerisi 4 işlem Artık trigonometri bitti Buradayım yani komple değil ha komple değil Burası 1 şurası Şurası 1 eksi 12 bölü 12 bölü 7 Buradan devam 1 bölü 7 kere 1 7 12 çıktı eksi 5 mi kaldı Eksi 5 bölü 7. Ters düz yaptım onu. Eksi 7 bölü 5. Ben neyi buldum? Ben tanjant A artı B'yi buldum. Ama o tanjant A artı B dediğim ifade aslında kime eşitti? Kotanjant. Kotanjant X'e eşitti dedim. Son soruya nokta koydum güzel arkadaşım. Artık sen ne yapabilen insansın? Sinüste toplamayı, kosinüste toplamayı çıkarmayı biliyorsun. Tanjant'ta toplamayı çıkarmayı biliyorsun. Yeri geldiğinde kotanjant sorsa tırıs gelir tırıs gider. Şimdi gönder. Gönder gelsin o. Soru bankalarındaki soruları parçalama zamanı geldi. Sen şimdi o soruları çözerken ben yeni videonun hazırlığını yapacağım sana. Tanjantta toplama çıkarma, kotanjantta toplama çıkarma soru avcısı geliyor. Sonraki videoda görüşünceye kadar sen o testleri bitir. Hoş kal. Hoşça kal.